Isparta'ya çok güzel kar yağdı bugün. 19 Aralık 2021. Harika bir manzara oluşturdu. Bereketin, rahmetin sembolü, saflığın sembolü kar. Görüntüsü de güzel, kendisi de güzel. Bu kuraklık günlerinde hakikaten beklediğimiz bir rahmet. Harika. Harika bir manzara. Isparta'dan Eskişehir'e gidiyoruz. 19 Aralık 2021. Mümkün olduğunca sizlere seyahatimizi aktarmaya çalışacağız. Şu anda üniversite kampüsünden çıktık. Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsünden hareketle Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Harika, her yer karla kaplanmış. Karşıda KYK yurtları var. Sol taraf dağ, gördüğünüz gibi her taraf kar. Saat 12.29. Derece 1. Dışarıdaki sıcaklık 1 derece. Bu tarafta kar azaldı gibi sanki. Bakalım. Göreceğiz. Bu tür havalarda kar yağışından sonra buzlanma riski var. Lütfen dikkat edelim. Karlar eriyince 3 derecenin altında buzlanma yapma ihtimali var yolların. Onun için hem yavaş hem de dikkatli gitmeliyiz. Sol tarafta bölgenin tek çimento fabrikası Göltaş çimento var. İleride bir kavşak var. Sağa dönünce Gönen Atabey yoluna gidiliyor. Gönen'de biliyorsunuz zamanın 1940'lı yıllarda faaliyet gösteren İlk öğretmen okullarından Gönen Öğretmen Okulu vardı.
tabii ki şimdilerde yok artık. Sonradan öğretmen lisesi buradan sağa dönülünce Yunan'a gidiliyor. Sonradan öğretmen lisesi yapıldı. Şimdilerde artık o da yok. Burada bir kavşağa geliyoruz. Sola dönülünce Burdur, Antalya. Sağa gidince, bizim gideceğimiz yola gidince Keçiburlu, Denizli, Afyon, Ankara yoluna gidiliyor. Buraya Baladız deniyor. Sağda Baladız köyü var. Biraz ileride Güneykent kasabasına giden yol var. Sol tarafta Isparta Organize Sanayi Bölgesi var. Ve biraz ileride de havaalanı var. Sinan Dede Türbesi, Yunus Emre Türbesi de var bu sağ tarafa gidince. Bu kavşaktan sola dönünce Isparta Burdur Havalimanı ve 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığı var. Geçtiğimiz yerde bir kavşak vardı. Oradan sola gidince Denizli'ye ve İzmir'e gidiliyor. Biz şu anda Keçiburlu'ya yaklaştık. Burası Keçiburlu. Bu tarafta kar yağışı azaldı. Isparta merkezde daha çoktu. Burada bir kavşak var. Sağa dönünce Uluborlu Senirkent Konya yoluna gidiyor. Biz devam ediyoruz. Afyon Ankara yolu. Ankara 375 kilometre. Burası İncesu. Bademleriyle meşhur bir köy. İlkbaharda çok güzel badem çiçekleri, çağla çiçekleri olur. İleride Eldere var. Balık çiftliklerinin olduğu yer. Kar yağışı başladı bu bölgede. Şu anda güzel kar yağıyor. Afyon Karahisar il sınırı. Sol tarafta Sazlık var. Geniş bir bölgede sulak bir alan var. Sanırım burası Dazkırı'ya ait. Burası Eldere. Sol tarafta alabalık tesisleri var. Mola yerleri var. Ve burası güzel su kaynağı olan bir yer. Burada bir kavşak var. Sağa dönünce Çay, Akşehir, Şuhut, Konya yoluna gidiliyor. Devamı dediğimiz gibi Afyon, Ankara, İstanbul yolu. Sandıklı 40 kilometre. Bu sol tarafta Türkiye'nin en büyük restlerinden rüzgar elektrik santrali var. Dağların
üzerinde birçok rüzgarla çalışan elektrik santralleri bulunuyor. Burada kavşağa yaklaşıyoruz. Sağdan çıkıp sola dönünce Dinar, Başmakçı, Denizli, İzmir yoluna gidiliyor. Devamı Afyon, Ankara, İstanbul, Eskişehir yolu. Sandıklı 39, Afyon 101, Ankara 356, İstanbul 543 kilometre. Bu bölgede kar yağışı hızlandı. Daha çok kar yağmış. Sağ tarafta Mar Park dinlenme tesisleri var. Bu bölgede kar biraz daha fazla. Akşamdan yağmış ve devam ediyor. Bu bölgede EDS var ve kamera var, gördüğünüz gibi hız kontrolü için. Sol tarafta Kızılören kasabasına gidiliyor kavşaktan. Onun için her zaman yol boyunca hız kurallarına uyalım lütfen. Yalnız hız kurallarına değil, bütün trafik kurallarına, öndeki aracı geçme kurallarına, park etme kurallarına vesaire uyarsak kazalardan kaçınmış oluruz. Sandıklı 24, Afyon 86, Ankara 341, İstanbul 528 kilometre. Yoldaki bütün sürücülerimize ve seyahat eden yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sandıklı'ya gelmiş bulunuyoruz. Sağdan çıkıp sola dönünce Hüdayi Kaplıcaları var burada. Biliyorsunuz Kaplıcaları ile meşhur Sandıklı ve devamında Afyon var, Gazlıgöl var biliyorsunuz. Bu Afyon ve civarı Kaplıcaları ile meşhur. Sağdan çıkınca Kaplıcılara gidiliyor. Bu sağda Sandıklı otogarı var. Ve sanayi sitesi sağ tarafta. Bu kavşaktan sağa dönünce Afyon Şuhut ilçesine gidiliyor. Sandıklı'ya çıkınca sola bir kavşak var. Sola gidince Hocalar ve Uşak yoluna gidiliyor. Bu kavşaktan. Afyon 50, Ankara 316, İstanbul 503, İzmir 356 kilometre. Bu yol üzerinde radarla hız kontrolü yapılıyor. Bilginize. Zaten hız kurallarına uyunca sorun yok biliyorsunuz. İleride Adalya dinlenme tesisleri var. Bakımlı, temiz ve büyük bir yer. Biz de şimdi orada mola vereceğiz. Biliyorsunuz turbolu araçlarda uzun seyahatlerden sonra durunca 2-3 dakika
stop etmeden motorun çalışması gerekiyor. Turbonun yağlanması için uzmanların dediğine göre biz de ona uyuyoruz. Adalya'dan çıktık. Burası Yolkonak köyü. Sanırım burası eski tarihi bir yer. Yolkonak ismi konduğuna göre eski bir yol üzerinde bir yerleşim yeri. Afyon 41, Ankara 307, İstanbul 494, İzmir 347 kilometre burada. Burada hafif bir rampa var. Yokuş çıkış var yani. Kar yağışı devam ediyor. Bu sağ tarafta Ser İpek dinlenme tesisleri var. İleride Nuh ve Akharım kasabalarına gidiş yolları var. Selçuk Bey dinlenme tesisleri var sağda. Bu da güzel bakımlı bir tesis. Yine burada Taşoluk kasabasına giriş yolu var. Sağ tarafta Köroğlu dinlenme tesisi var. Bu da güzel, bakımlı bir yer. Yine buradan Afyon Serban kasabasına dönen bir kavşak var. Giden bir kavşak yol var. Yine önümüzde hafif bir çıkış var. Burada sedir, katran ormanları karla birlikte güzel bir manzara oluşturmuş gördüğünüz gibi. Burası inişe geçtik. Afyon'a doğru gidiyoruz. Harika bir manzara var burada. Harika. Şuraya bakın ya. Müthiş. Burada EDS sistemi var. Hız kontrol sistemi biliyorsunuz. Bütün araçlarda 70 kilometre. Gördüğünüz gibi kurallara uyuyoruz. Hızımız 63 falan. Burada bir kavşak var. Sola dönünce Sinan Paşa ilçesine gidiliyor. Sağ tarafta yine
Tınaztepe dinlenme tesisleri var. Tesislerle ilgili girip gördüğümüz kadarıyla bilgi veriyoruz. Bilmediğimiz tesisler için bilgi veremiyoruz. Buraya da hiç girmemiştik. İleride girince inşallah onunla ilgili de bilgi verebiliriz. Burada yine bir kavşağa geliyoruz. İleriden sola dönünce Uşak-İzmir yoluna gidilecek. Gidiliyor. Biz sağa döneceğiz buradan. Cumhuriyet tesisleri var sağda. Afyon, Ankara, İstanbul, Kütahya, Eskişehir yolu. Bizim gideceğimiz yol. Sağda Cumhuriyet tesisleri var. Yine burada karşılıklı tesisler var. Afyon Çarşı, Köfteci Yusuf, İstiklal, Selçuk Bey'in başka bir şubesi, Zigana, Seç Park, birçok bu karşılıklı buralarda dinlenme ve alışveriş tesisleri var. Kar yağışı çoğaldı. Afyon'a yaklaştık. Karahisar Tüneli'ne giriyoruz. 400 metre uzunluğunda değişik bir ışıklandırması olan tünel. Bakın ışıkları tersine verilmiş. Güzel bir uygulama. Sürücünün gözünü almıyor ama karşıyı ışıtıyor. Burada bir kavşağa geliyoruz. Biz sağdan çıkıp sola döneceğiz. Doğru giden yol Ankara yolu. Afyon şehir sınırına gelmiş bulunuyoruz. Biz buradan sağa dönüyoruz dediğimiz gibi. Sağda Kulaylı dinlenme tesisleri var. Meşhur ve eski. Sol tarafta Özdilek dinlenme tesisi var. Her ikisi de büyük tesisler bunlar. Birçok yeme içme ihtiyacı ve diğer ihtiyaçların görülebildiği tesisler. Eskişehir'e doğru gidince de gidilebiliyor. Otobüsler falan da yine bu doğru giden yoldan gidiyorlar. Otogar da o tarafta. Ama biz bölünmüş yol olduğu için bu yol Kütahya yolu. Bu yolu tercih ediyoruz. Diğer yolun her tarafı bölünmüş yol değil. Seyit Kazi yolu. Bu sağ tarafta yine İkbal dinlenme tesisleri var. Alışveriş merkezleri var. İkbal Termal Otel var. Sol tarafta dediğimiz gibi Özdilek var. Gördüğünüz gibi. Afyon'dan çıkıyoruz. Bu yol Kütahya, İstanbul yolu ve aynı zamanda Eskişehir yolu. Buraya da güzel kar yağmış. Altıntaş 55 kilometre, Kütahya 80, İstanbul 445 kilometre buradan. Hayırlı yolculuklar efendim. Burada bir kavşağa geliyoruz. Sağdan çıkıp sola dönünce Altıntaş, Uşak, İzmir yolu var. Biz doğru gidiyoruz. Kütahya, İstanbul, Eskişehir yolu.
Kütahya 33, İstanbul 398 km. Bu kısımda yine kar yoğunlaştı. Afyon Kütahya, Kütahya'ya yaklaşırken yol kenarındaki sedir ormanları, ağaçları güzel bir manzara oluşturuyor. Orası da meşe ormanları. Bunlar da ayrı bir güzellik olmuş. Karla birlikte. Manzara harika yollarda. Afyon Kütahya arasındayız. Burada Kütahya'ya girmeden önce bir kavşak var. Sağdan çıkıp sola dönünce Gediz'e gidiliyor. Uşak, Gediz ve Uşak, oradan İzmir'e. Biz doğru gidiyoruz. Zaten Kütahya'ya yaklaştık. Çin'in şehri Kütahya'ya gelmiş bulunuyoruz. Birçok porselen fabrikasının da bulunduğu il biliyorsunuz Kütahya. Kütahya şehir merkezinde de çok ışık var, ışıklı kavşak var. Bazıları da birbirine çok yakın. Bunlar da alt geçit, üst geçit yapılsa hem milli ekonomiye katkı sağlar hem de kişilerin araçlarının yakıtına ve zamanına. Sağda Kütahya tren garı var. Burada bir kavşağa geliyoruz. Kavşaktan doğru gidince Tavşanlı yolu var. Kütahya Tavşanlı. Biz sağa gideceğiz. Sağda dediğimiz gibi Eskişehir, İstanbul, Bilecik yolu. Biz sağa dönüyoruz. Doğru gidenler Tavşanlı'ya gidecekler. Sağda Kütahya Otogarı var. İnönü 51, Eskişehir 63, İstanbul 346 kilometre. Bu şekilde Çinliler şehri Kütahya'ya çıkıyoruz. Karlı bir havada başladığımız Isparta Eskişehir yolculuğu halen kar yağışıyla birlikte devam ediyor. Gördüğünüz gibi kar yağışı lapa lapaya dönüştü. Bu sağdan çıkınca Ilıca Termal Turizm Merkezi'ne gidiliyor. Orada kaplıcalar var.
İnönü 37, Eskişehir 49, İstanbul 332 kilometre. Buradan. Bu sağ tarafta Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na da ismini veren Porsuk Barajı var. Suyu ne kadar azalmış bakın. Buralar hep suyla dolu oluyordu. Biliyorsunuz bu yıllarda kuraklık olduğu için su buraya kadar çekilmiş. İleride görülüyor. Onun için bu yağan rahmetin, karların, yağmurun kıymetini bilelim. Lütfen sularımızı israf etmeyelim. Burada karşılıklı, eski adı Kemal Kükrer'di. Şu anda değişti bilmiyorum. Dinlenme tesisleri var. Hem ihtiyaç yerleri, yeme içme yerleri, petrol istasyonu, temiz bakımlı olan bir dinlenme tesisi. Biraz mola vereceğiz. Motel de var. Çalışıyorum bilmiyoruz tabii ki. Burada bir kavşağa geliyoruz. Bizim de döneceğimiz kavşak. Doğru giden yol İstanbul yolu. Bilecik İstanbul. Biz sağa döneceğiz. Eskişehir Ankara yoluna döneceğiz. Buradan 30 kilometre Eskişehir. Yaklaşık yarım saatlik bir yolumuz kaldı. Efendim Eskişehir'e gelmiş bulunuyoruz. Saat 12.30'da çıkmıştık yola. Şu anda 6'ya gelmek üzere. Yaklaşık 5.5 saatte geldik Isparta'dan Eskişehir'e. Ortalama hızımız 80 kilometreydi. Hava karlı, yağışlı olunca zaten genelde yavaş geliyoruz. Bugün biraz daha yavaş geldik. Hem yakıttan tasarruf oluyor. Biliyorsunuz araçlar 70 ile 90 kilometre arası en ekonomik yakıtı yakıyor. 90-100 arası biraz artıyor. 100'den sonra artık daha da artıyor. Ona göre yavaş gitmekte fayda var tasarruf için. Saatimiz 17.50. Yaklaşık 5.5 saatte gelmiş olduk Isparta'dan Eskişehir'e. Yaklaşık 320 kilometre yolculuğumuzu 5.5 saatte gelmiş olduk. Dolayısıyla şehir merkezine girmeden önce bir kavşak var. Buradan sola dönünce Osman Gazi Üniversitesi ve Seyit Gazi yoluna gidiliyor. Afyon Seyit Gazi. Devamı şehir merkezine ve Ankara yolu. Burada Sarar Fabrikası var sağ tarafta. Burada bir kavşağa geliyoruz. Doğru gidince İstanbul yolu var. Biz sağa döneceğiz. Sağa da Ankara yolu ve şehir merkezi. Sol tarafta Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü var. Eskişehir'de devlete ait 3 tane üniversite var. İkisini az önce söylemiştik. Osman Gazi ve Anadolu Üniversitesi. Bir tanesi de biraz sonra döneceğimiz kavşaktan dönülüyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi.
Bu yolun devamı burası çevre yolu. Ankara yolu olarak geçiyor. Ankara'ya ve Konya'ya gidilebiliyor bu yoldan. Biz biraz sonra sağa şehir merkezine döneceğiz. Evet. Bu ışıklı kavşaktan sola dönünce Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Sarıcakaya Mihal Gazi ilçelerine gidiyor yol. Sağa dönünce de Eskişehir şehir merkezine. Efendim, Isparta'dan kar yağışıyla başlayan yolculuğumuz burada sona ermiş bulunmaktadır. Şükürler olsun, sağ salim geldik. Yolda olan, seyahat etmekte olan bütün sürücü ve yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlık ve huzurla kalın efendim.